Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Fiillerle ilgili üçüncü testi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir demiş. Sana bir gün tepeden baktım derken bakın bakmak fiildir. Buradaki t nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Dolayısıyla çekimli bir fiildir. Bunun içine doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Gezmediğim derken dık dik sıfat fiileki almış ve kipeki almadığı için arkadaşlar bunu elemiş oluruz. Sevmediğim derken yine bakın sıfat fiileki almış, kipeki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Oldukça derken dıkça dikçe zarf fiileki almış, kipeki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Sevmek derken makmek isim fiileki almış, kipeki almadığı için bunu da elemiş oluruz. İkinci soru, bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli bir fiildir demiş. Ruhumda gizli bir amel mi arar ifadesinde aramak fiildir. Sondaki R2 arkadaşlar nedir? Geniş zaman kipekidir. Dolayısıyla bu çekimli bir fiildir. Bunun içine doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bakıp derken zarf fiileki almış, kipeki almadığı için bunu eleriz. Dalan derken an en sıfat fiileki almıştır. Fakat kipeki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Gelmedik derken anası mezar dikecekmişten sıfat fiileki almış. Kipeki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Salan derken an en sıfat fiileki almış. Kipeki almadığı için bunu da elemiş oluruz. Üçüncü soru. Bu dörtlükte numaralanmış fiillerden hangisi veya hangileri istek kipiyle çekimlenmemiştir diyor. Peki istek kipimiz neydi arkadaşlar hatırlayın EA2. Göreyim derken görmek fiil. Bakın buradaki EA2 nedir arkadaşlar? İstek ekidir. Çekimlenmeyeni sormuştu. Bunu elemiş oluruz. Görüneyim derken görünmek fiildir. Buradaki AE2 arkadaşlar istek kipidir. Dolayısıyla bu da istek kipiyle çekimlenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Kalsın derken bakın emir kipiyle çekimlenmiştir arkadaşlar. Bunu alırız. Bürüneyim derken bürünmek fiildir. Buradaki AE2 istek kipidir. Dolayısıyla bunu da elemiş oluruz. Örtün derken yine emir kipiyle çekimlenmiş. Bunu da alırız arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 3 ve 5'in olduğu E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde mışmış eki cümleye ötekilerinden farklı bir anlam katmıştır? Kanepeye uzandığım gibi uyumuşum ifadesinde uyuyan kişi kendisi fakat bunu ne yapıyor arkadaşlar? Sonradan fark ediyor. Dolayısıyla buraya sonradan fark etme anlamı katmıştır. Bütün sıkıntısını arkadaşına anlatmış ifadesinde buradaki mış eki başkasından duyma anlamı katmıştır. Yıllar önce sevdiği şehri terk etmiş. Bu da yine başkasından duyma. Kullandığı ilaçlar sayesinde iyileşmiş. Yine başkasından duyma. Şirketle sonunda yollarını ayırmış ifadesinde ise yine başkasından duyma anlamı katmıştır. Farklı olanı sormuştu. Uyumuşum ifadesinde sonradan fark etme anlamı olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı ek ona şimdiki zaman anlamı kazandırmamıştır diyor. Kızıl havaları seyret artık akşam olmakta ifadesinde bakın artık şu an anlamına gelmiş. Yani bu your şimdiki zaman ekidir. Dolayısıyla cümleye şimdiki zaman anlamı katmıştır. Lütfen sessiz olun çocuk odada uyumakta ifadesinde çocuk ne zaman uyuyormuş arkadaşlar? Şu an yine bu da your anlamına gelmektedir. Dolayısıyla cümleye şimdiki zaman anlamı katmıştır. Haklısın. Ders konusunda ona kızmaklı ifadesinde dursun. Herkes şairin son şiirini yeni yeni anlamakta ifadesinde ise bakın yine yeni yeni anlıyor anlamına gelmektedir. Dolayısıyla burada da şimdiki zaman anlamı katmıştır. Şimdi sahilde yeni uçurtmasını uçurtmakta ifadesinde ise şimdi demiş. Yine bu da yor anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da ne yapmıştır arkadaşlar? Cümleye şimdiki zaman anlamı katmaktadır. Fakat burada haklısın ders konusunda ona kızmakta ifadesinde ise kızmakta sözcüğünü biz şu şekilde eklerini ayırabiliriz. Kızmak fiil, makmegeki burada
Nedir arkadaşlar? İsim fiil ekidir. Ta da bulunma hal ekidir. Bakın dikkat edecek olursanız şu an yapmıyor yani. Herhangi bir zaman diliminde yaptığını belirtiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem haber kipiyle çekimlenmemiştir diyor. Güzel Sanatlar Akademilerine her yıl 4000'e yakın insan başvuruyor derken yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zamandır. Dolayısıyla haber kipiyle çekimlenmiştir. A seçeneğini elemiş oluruz. Doğuda dağlar karlar altında yatarken bahar geldi Ege'nin dağlarını ifadesinde gelmek fiil dinidir burada. Görülen geçmiş zaman kipidir. Haber kipidir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. İyi romanlar daha ilk sayfalarından itibaren okuyucuyu sarmalıdır ifadesinde sarmak fiil malı meleki burada nedir arkadaşlar? Gereklilik kipidir. Dolayısıyla bu dilek tasarlama kipekidir. Bunun içine doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yazar çocukluk ve gençlik anılarını bir kitapta samimice anlatmış derken anlatmak fiil nış da burada nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kipidir ya da duyulan geçmiş zaman kipidir. Gündelik kaygılarla yazmayan yazarımız geleceğe kalacak cümlesinde kalmak fiil buradaki acak ecek eki de nedir? Gelecek zaman kipidir. Bu da haber kipidir. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde elemiştik zaten. Yedinci soru. Cümlelerin hangisinde fiil istek kipiyle çekimlenmemiştir diyor. İstek kipi neydi arkadaşlar? EA2 idi. Biraz sonra size bir masal anlatayım derken anlatmak fiil buradaki A2 istek kipidir. Bir daha kimseye kötü söz söylemeyin derken söylemek fiil. Bakın bu ek almamış. Emir kipinin olumsuzuyla çekimlenmiş. O yüzden bu emir kipiyle çekimlenmiştir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Gidelim derken gitmek fiil. E2 burada yine istek kipidir arkadaşlar. Sevilelim derken sevilmek fiil. Bakın buradaki E2 istek kipidir. Anlatmayasın derken anlatmak fiildir. İsteğin olumsuzu yapılmış. Buradaki A2 de yine istek kipidir. 8. soru. Cümlelerin hangisinde malı meli eki cümleye tahmin anlamı katmıştır? Sana başından geçenleri ayrıntılarıyla anlatmalıyım derken burada ne anlamı katıyor arkadaşlar? Bakın gereklilik anlamı katıyor. Başarıya ulaşmak için daha çok çalışmalısın ifadesinde yine buradaki malı meli eki cümleye gereklilik anlamı katmıştır. Kitaplar sınav sistemine göre yeniden düzenlenmeli. Bakın burada da gereklilik anlamı katmıştır. Geçen gün aldığım dolma kalem çekmecenin alt gözünde olmalı ifadesinde ise malı meli eki burada cümleye ne anlamı katmıştır arkadaşlar? Tahmin anlamı katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İnsanları mutlu etmek için çaba göstermelisin ifadesinde ise burada malı meleki de cümleye yine gereklilik anlamı katmıştır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. 9. soru. Cümlelerin hangisinde yüklem geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmemiştir diyor arkadaşlar. Bakalım neden böyle davrandığını ben bilmem derken bilmem yüklem ve fiildir. Olumlusunu yapalım isterseniz. Bilirim olur. O yüzden buradaki R geniş zaman ekidir. Bu da geniş zamanın olumsuzudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Söylediklerimin bir türü doğru anlamaz. Olumlusunu yapalım arkadaşlar. Anlar olur. Buradaki R eki de yine geniş zamandır. Cümlede ise geniş zamanın olumsuzu yapılmıştır. B seçeneğini elemiş olduk. Yılların dostu olan biz hiç ayrılmayız ifadesinde ise yine olumlusunu yapalım. Ayrılırız olur. Bakın buradaki ır eki yine geniş zamandır. Cümlede ise geniş zamanın olumsuzu yapılmıştır. C seçeneğini denemiş olduk. Benim neler çektiğimi yar hiç bilmesin ifadesinde bilmesin kelimesini olumlu yaptığımızda ne olur arkadaşlar? Bilsin olur. Bu da emir kipidir. Geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmeyeni sormuştu. Bu fiil ise bilmesin kelimesi ise emir kipinin olumsuzudur. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Ben memleketimden başka yere asla gitmem cümlesinde ise
Gitmem kelimesinin olumlusunu yapalım. Giderim olur. Bakın er eki burada geniş zamandır. Cümlede olumsuzu yapılmıştır. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. 10. soru. Cümlelerin hangisinde fiilin kipi ötekilerinden farklıdır demiş. Sabahları sahil yolunda yürüyüş yapar derken er eki burada geniş zaman kipidir. Kolileri hemen bir üst kata çıkar ifadesinde çıkar sözcüğü burada arkadaşlar nedir? Emir kipinde kullanılmıştır. Her akşam sohbet etmek için bize gelir ifadesinde ir eki burada geniş zaman kipidir. Akşam saat 6'dan sonra yemek yemez. Olumlusunu yapalım arkadaşlar. Yerdir. Dolayısıyla ye fiildir. R ise geniş zamandır. Geniş zamanın olumsuzu yapılmış. Dolayısıyla bu da geniş zamanla çekimlenmiştir. Her gün mutlaka 200 soru çözerim ifadesinde ise er eki burada yine nedir? Geniş zamandır. Farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerin hangisinde fiil birinci çoğul kişiyle çekimlenmemiştir diyor. Birinci çoğul kişi neydi arkadaşlar? Biz. Bakalım. Anadolu'nun en işi türkülerini söyleriz. Kim? Biz. A seçeneğini elemiş olduk. Orta Asya'nın bozkırlarını aşıp buralara geldik. Kim geldi? Biz. Bunu da elemiş olduk. Aşkı anlamak için Fuzuli'den aşk gazelleri okuyalım. Kim? Biz. Bunu da eledik. Ağıtlarda hüznün her rengini gördük. Kim? Biz. Bakın bunu denemiş olduk. Mutlu olmak için sanattan zevk almayı bilmelisiniz. Kim bilmeli? Siz. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dörtlükte altı çizili fiillerden hangisinin kipi aşağıda yanlış belirtilmiştir? Birinci öğrenilen geçmiş zaman kipi ki demiş. Bu neydi arkadaşlar? Mış mış muş muş ekleriydi. Bağlanmamış derken bakın mış mış eki burada nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipidir. A seçeneğini elemiş olduk. İkinci istek kipidir demiş. İstek kipleri E, A'ydı. Koysam derken koymak fiildir. Buradaki SSA eki ise arkadaşlar hatırlayın. Anlatmıştık. Dilek şart eki arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 3. Geniş zaman demiş. Geniş zaman neydi? R ve türevleriydi. R, 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 ır, ir, ur, ür ekleriydi. Bakın olmak fiil buradaki ur eki nedir arkadaşlar? Geniş zaman ekidir. O yüzden bunu da elemiş olduk. 4. Görülen geçmiş zaman demiş. Bu neydi? D, 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 T, 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 T. Şaşmak fiil. Bakın benzeşmeye uğramış. Buradaki T eki de yine görülen geçmiş zaman kipidir. Bunu da elemiş olduk. 5. Şimdiki zaman eki demiş. Yordu arkadaşlar. Ezilmek fiil, yor ise burada nedir? Şimdiki zaman kipeki olarak kullanılmıştır. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. 13. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri çekimli fiil değildir demiş. Çekimli fiil neydi hatırlarsanız? Kipeki alan fiillere denir demiştik. Yürüdük derken buradaki dü eki nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipidir. Çekimlenmiştir. Bunu elemiş oluruz. Islandık derken buradaki d nedir? Bu da görülen geçmiş zaman kipekidir. Bunu da elemiş oluruz. Yağmak derken buradaki an en eki sıfat fiildir. Bu çekimli bir fiil değildir. 2'yi alabiliriz. Dinlediğim derken yine buradaki dıktık eki sıfat fiil ekidir. Kipeki almamıştır. Bunu da alabiliriz. Hatırlatıyor derken hatırlatmak fiildir. Yor nedir arkadaşlar? Bakın yor da şimdiki zaman kipidir. Dolayısıyla bunu da elemiş oluruz. Çekimli bir fiil olmayanı sormuştu. Bakın 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimler açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.